Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde fen bilimleri dersi. Birinci dönem ikinci yazılı sorularının çözümlerini gerçekleştireceğiz. Dördüncü sınıf fen bilimleri dersiyle ilgili bu soruların çözümüne geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve bildirimlerden, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi sorulara geçebiliriz. Sevgili öğrenciler, soruları gördükten sonra videoyu durdurup cevaplarınızı bir yere not edin. Daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırın. Böylece kendinizi daha güzel ölçeceğinizi, daha verimli sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Evet, şimdi doğru yanlış sorularla başlayabiliriz. İlk cümlemiz, mıknatısların kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır diyor. Bu ifade doğru mu, yanlış mı? Evet, tabii ki bu doğru bir ifadedir ve D diyoruz. Yağlar vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev yaparlar. Hayır, yanlış bir ifade. Yağlar enerji verici besin grubuna girer. Yanlış bir ifadedir sevgili öğrenciler. Üçüncü cümlemiz, vitaminler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaptıkları için eksikliğinde sağlık sorunları oluşur diyor. Bu da doğru bir ifadedir sevgili öğrenciler. Dördüncü cümlemiz, buzdolabının kapağını kapatırken çekme kuvveti uygularız diyoruz diyor. Hayır, yanlış bir ifadedir. Kapatırken itme kuvveti uyguluyoruz. Beşinci cümlemiz, sigara içeren kapalı ortamlarda bulunmamalıyız. Tabii ki sağlığımız açısından zararlı, bu doğru bir ifadedir. Altıncı cümlemiz sevgili öğrenciler, havaalanından uçak hızlanarak hareket eder, yani hızlanma hareketi yapar diyor. İnişe geçtiği için yavaşlama hareketi yapar, bu yanlış bir ifadedir. Yedinci cümlemiz, su ve mineraller düzenleyici bezin içeriğidir diyor. Evet, doğru bir ifadedir bu. Sekizinci cümlemizde, kayaçların farklı renkte olmasının nedeni yapısındaki minerallerdir. Tabii ki doğru bir ifadedir. Dokuzuncu cümlemiz, yeşil ay sigara, alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadele eden bir kurumdur. Doğru bir ifadedir bu da. Onuncu cümlemiz sevgili öğrenciler, Dünya Güneş etrafında evet, Dünya Güneş etrafında dönme hareketi yapar diyor. Bu yanlış bir ifadedir. Neden yanlış? Çünkü Dünya'nın dönme kendi etrafındaki hareketine dönme, Güneş etrafındaki hareketine dolanma hareketi diyoruz. Bu yüzden yanlış bir ifadedir. Evet, şimdi boşluk doldurma sorularıyla devam edebiliriz. İsterseniz yine videoyu burada durdurup siz boşlukları doldurup bir yere not edin. Sonra benim cevaplarımla karşılaştırın ve kendinizi ölçün. Evet, başlayalım. Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesine nokta nokta denir. Evet, bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesine sevgili öğrenciler hareket diyoruz. Hemen hareket kelimesini buraya yapıştırıyoruz. İkinci cümlemiz, ekonomik değer olan kayaçlara nokta nokta denir. Ekonomik değer olan kayaçlara sevgili öğrenciler maden denir. Hemen maden yapıştıralım. Evet, üçüncü cümlemiz, her besinden yeteri kadar tüketmeye nokta nokta denir. Her besinden yeterli miktarda tüketmeye sevgili öğrenciler dengeli beslenme diyoruz. Her besinden yeteri kadar tüketmeye ben dengeli beslenme derken zamanında besinleri zamanında tüketmeye düzenli beslenme diyoruz ona da sevgili öğrenciler. Zamanına göre beslenmeye de düzenli beslenme diyoruz. Beslenme saatlerine uyarak beslenmeye. Evet, dördüncü cümlemiz, Dünya'nın Güneş etrafında yaptığı hareket sonucunda ne oluşur? Dünya kendi etrafında dönerken gece gündüz oluşurdu. Güneş etrafındaki hareketi sonucunda ise sevgili öğrenciler mevsimler oluşur değil mi? Evet, hemen yapıştırıyoruz. Sonraki cümlemiz, kuvvetin etkisi ortadan kalkınca nokta nokta cisimler eski şekillerine döner. Kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere ne diyorduk sevgili öğrenciler? Tabii ki esnek cisimler diyorduk. Esnek cisimler
diyoruz sevgili öğrenciler. Altıncı cümlemiz, hareket halindeki cisimleri durdurmaya çalışmak, evet, tehlikeli olabilir değil mi? Evet, çok şiddetli bir hareketin karşısında durmak da çok da tehlikeli bir durumdur. Yedinci cümlemiz, dünyanın kendi etrafındaki çevresindeki tam dönüşü 24 saat sürer ve dünya kendi etrafında dönerken bu 24 saat içerisinde gece ve gündüz oluşur değil mi sevgili öğrenciler? Sekizinci cümlemiz, zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter diyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Evet, şimdi dokuzuncu cümlemizde devam edelim. Demir, nikel, kobalt gibi maddeler çekmez olan maddelere nokta nokta diyoruz. Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çeken maddelere ne diyoruz? Mıknatıs diyoruz sevgili öğrenciler. Mıknatıs, bu boşluğa mıknatıs kelimesini yerleştiriyoruz. Evet, diğer cümlemiz sevgili öğrenciler. Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı ve izlerine tabii ki fosil diyoruz değil mi? Evet, buraya da fosil kelimesini ekleyebiliriz. Fosil adı verilir. Evet, boşluk doldurma sorularımız da bu kadardı. Şimdi bir eşleştirme yapalım isterseniz sevgili öğrenciler. Yandan eşleştirme yapabiliyor muyuz bakalım. Evet, yapılıyor galiba. Şurada şuraya yapalım. Eşleştirme çalışması yapalım. Hemen kalemimizi açıyorum. Evet. Kalemimizi alalım sevgili öğrenciler. Kırmızı bir kalem alalım. Hızlanan hareket hangi resimde? Bir bakın. Hızlanan hareket bir hangi resimde eşleşecek? Tabii ki uçağın havaalanından kalkışı hızlanan harekettir. İtme hareketine bakalım hangi resimde var? El arabasını süren inşaat işçisi el arabasına itme kuvveti uyguluyor. Şekil değiştiren hareket görmüş olduğunuz gibi içecek kutusu, tenekeli içecek kutusu ona uyguladığımız kuvvetle şekli değişmiştir. Yön değiştiren hareket de ise duvara çarpan topuğun tekrar başka yöne hareket etmesidir. Çekme kuvveti de gördüğünüz gibi bir ağırlığı çeken burada bir insan var. Burada da çekme kuvveti uygulanmıştır sevgili öğrenciler. Evet, eşleştirmelerimizi de bu şekilde yapabiliriz. Hemen diğer sorularımızla devam edelim. Aşağıdaki boşluklara itme ve çekme yazınız. Evet, durumlara göre itme ya da çekme yazıyoruz. Çekmeceyi açmak sevgili öğrenciler. Çekmeceyi açarken hangi kuvvet uyguluyoruz? Tabii ki çekme kuvvet uyguluyoruz açarken değil mi? Yapıştıralım. Arabanın kapısını dışarıdan kapatmak. Dışarıdan kapatırken arabanın kapısına itme kuvveti uyguluyoruz sevgili öğrenciler. Hemen bunu da yapıştıralım. Topa vurmak. Topa vururken sevgili öğrenciler itme kuvveti uyguluyoruz. Bebek arabasını sürmek. Bebek arabasına da sürerken itme kuvveti uyguluyoruz. Duvara çivi çakmak. Çiviye de itme kuvveti uyguluyoruz sevgili öğrenciler. Pardon şöyle yapalım. Şemsiyeyi açmak. Açarken itme kuvveti uyguluyoruz. Kapatırken çekme uyguluyoruz ama açarken itme var. Evet şunu niye şemsiyeyi açarken? Bana şöyle. Şemsiyeyi açmak. Kitabı çantadan çıkarmak. İşte burada çantadan çıkarırken kitabı çekerek çıkardığımız için burada çekme kuvveti var. Buzdolabının kapağını açarken de çekme kuvveti uyguluyoruz sevgili öğrenciler. Evet, diğer sorularımıza devam edelim. Şimdi bazı maddeler mıknatıs tarafından çekilir, bazılarını çekmez.
O yüzden mıknatıs tarafından çekilen maddeleri çekenin altına ya da çekmeyenler ise çekmeyenin altına şak. Tahta mıknatıs tarafından çekilir mi çekilmez mi? Tahtayı mıknatıs çekmez. Demiri mıknatıs çeker. Altını altın, gümüş, alüminyum mıknatıs tarafından çekilmeyen maddelerdir, saf maddelerdir. Unutmayın sevgili öğrenciler. Evet, o yüzden kuyumcular sahte altını tespit etmek için mıknatıs kullanıyorlar. Kobalt mıknatıs tarafından çekilir, iğne çekilir ama alüminyum mıknatıs tarafından çekilmez sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. Burada mıknatısların kutuplarını zıt ve aynı kutuplar yaklaştırılıyor. Hangi durum gerçekleşir? Bunu soruyor. Evet, siz hemen not alın bir yere. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırın isterseniz. Mıknatısların kutuplarla ilgili hemen açıklama yapmak istiyorum. Mıknatısların uçlarında güney ve kuzey kutupları vardır. Aynı kutuplar birbirini iter. Yani iki kuzey kutbu karşılaşırsa iter, iki güney kutbu karşılaşırsa iter ama zıt kutuplar kuzey ve güney karşılaştığında birbirini çeker. Bir de sevgili öğrenciler, mıknatısları ne kadar parçalarsanız parçalayın, mıknatıslık özelliği kaybolmaz ve iki tane kutbu yine kuzey ve güney kutbu olmaya devam eder. Şimdi görmüş olduğunuz S ve N, yani kuzey ve güney kutupları karşılaşıyorsa zıt kutuplar olduğu için bu kutuplar birbirini çeker diyoruz. Gördüğünüz gibi N, yani iki tane güney kutbu var. İki tane şey pardon kuzey kutbu var. N kuzey demek North'tan geliyor. Bu yüzden aynı kutuplar birbirini iter. Yine üçüncü şeklimizde SS iki tane güney kutbu var. İki tane güney kutbu yani aynı kutup olduğu için birbirini iter diyoruz sevgili öğrenciler. Hemen sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, yandaki görselde süngere hangi kuvvet uygulanmıştır? A vurma, B germe, C sıkma, D bükme. Şekli değişmiş, değil mi? Kuvvet uyguladığımız şekil D bükmedir sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet ortadan kalktığında cisim eski haline dönemez? Yani esnek olmayan cisim arıyoruz. Esnek cisimler kuvvet ortadan kalktığında eski haline döner biliyorsunuz. Bulaşık süngeri esnektir. Paket lastiği esnektir. Sarmal yay esnektir. Kuvvet etkisi ortadan kalktığında eski haline döner. Ama defter yaprağı esnek bir madde olmadığı için kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski haline dönemez. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki verilenlerden hangisi bir mıknatıs çeşidi değildir? A. Atnalı mıknatıs, B. U mıknatıs, C. K mıknatıs, D. Çubuk mıknatıs. Sevgili öğrenciler, atnalı mıknatıs var, U mıknatıs var, çubuk mıknatıs var ama K mıknatıs diye bir mıknatıs türü yoktur. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanılanlardan biri değildir? A. Pusulalar, B. Buzdolabı kapakları, C. Bisikletler, D. Radyolar. Pusula, buzdolabı kapağı ve radyolarda mıknatıs kullanılır. Ama bisikletlerde mıknatıs kullanılmaz sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz. İkiş parçaya bölünen mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Her iki parçanın iki farklı kutubu vardır. B. İki parçada mıknatıs özelliğini kaybeder. C. İki parçanın da tek kutubu vardır. D. İki parçada çekme özelliğini kaybeder. Tabii ki doğru cevabımız A. Her iki parçanın İki farklı kutbu vardır. Yani sevgili öğrenciler, mıknatısları kaç parçaya bölerseniz bölün, mıknatıslık özelliği kaybolmaz ve iki tane kutbu olmaya devam eder. Evet, sorularımız bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.